O zaman kısaca şu başkanlık seçimine bakalım. Ve yayın başlasın be. Üzerimden başkanlık seçimiyle alakalı bir şaka yaparsak Hasan belanı sıkarım. Yok, o yayın başladı. Ben söyleyeceğim, yayın bitsin. Sonra konuşacağız biz. Evet, Hasan Paşa'nın destur. Hasan Paşa geliyor, destur. Hasan Paşa tam gelememiş gibi ama daha böyle. Hasan Paşa'nın bir kısmı daha çıkmamış gibi içeriden. Evet arkadaş, herkes desturlansın. Hasan Paşa geliyor. Düzeni yıkmaya geliyor amına koyayım. Bir daha ver. Gugu'yu da okutmuş da Gugu'ya da. Gugu da bu işlerin adamı olduğu için tam amına koyayım. Evet Hasan Paşa. Evet. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Dur önce bir diğer adayları da Nuri bir tanısın. Nuri başka kim var? Kapış var. Kapış, mikrofonu açabilir misin? Selam. Selam. Evet. Kapat mikrofonu. Tamam demişim, yok yok. Kapışı da attım abi, ekrana verebilirsin. Kapışı da attın, ekrana verebilirim. Bir ekrana veriyorum. Bu ne peki? Fotoğrafım. Fotoğrafın kendini kapatmak için o kadar fazla bir şey takmışsın ki, yani yüz gözlük. Hiç uğraşmayayım dedim. Neyle? Tanınmakla zor oluyor çünkü. Bak hayvana bak, 10 numara kız yazmış. Ha Ebrar yazmış, pardon Ebrar. Of, 10 numara kız amına. Ben ne görünmüyor ki. Evet. Aynen, herkes demiş itülüyüm, belirtmeden olmaz. Sen İtülüsün, öncelikle onu belirt. Huawei'yi övecek arkadaş burada mıydı? Huawei'yi öveceğim abi demişti. Günlük Huawei'yi övme. Xiaomi ve Huawei övücüleri burada mı? Yeni telefon alıp da çok iyi kamerası var. iPhone'dan çok çok iyi diyen arkadaşlar burada mı? Bizim olmazsa olmaz. Yayınlarımızda olmazsa olmaz. Bundan sonra Xiaomi övücüsü, İTÜ'lü, bir de Besyo öğrencisi. Bunlar lazım yani. Bu yayının olayı oynar. Evet. Seni tanıyalım. Adım Sıla, 19 yaşındayım. Daha önce zaten CV'de de tanıtmıştım. Jeofizik mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Sen de J'lerde bir sıkıntın vardı. Ya evet, onu yine söylemiştin ilk takıldığımda. O da diş telinden dolayı. Ha diş telinden dolayı, ama sen Banu Arkan gibi konuşuyorsun. O yüzden dedim de, hani kötü anlamda değil yani, iyi anlamda. Sanki böyle bir diva, Discord'un divası gibi gelmiş gibi bir hissiyat yaratıldı yani. Bir de ses sekmenine falan, böyle PUBG sekmesi bu. Büyük katman olduğunu ben anladım şu anda zaten. Evet seni dinleyelim. Kızlar da espri yapabilir. Bunu savunuyorum. Aynı zamanda besyo öğrencilerini de Bir dakika, bir savunuyorum. dakika, bir dakika. Kızlar da espri yapabilir. Bunu savunuyorsun. Evet. Savun bir. O kadar şey, nude ile ilgili şiirler yazıyorum. Yeri geliyor. Yani gayet de bence güzel espri yapıyorum sohbet ettiğim kişilerde. Özelden gelip benden şiir falan istiyorlar. Cidden oldu bunlar. Kızlar da espri yapabilir. O zaman yapsınlar abi. Tutan mı var amına koyayım bana diyor. Niye yapmıyorlar o zaman? Bana bunu bir söyleyin. Şaka şaka. Kızlar da tabii ki espri yapabilir. Şaka da yapabilir. Erkekler de yapabilir. Kızlar da yapabilir. İsteyen de yapsın zaten. Bu kanalda herkese şaka olarak hepimizi açız yani biz. Bütün şakalara. Evet. Senin Bu kadar nude şiir şakaların apayrı Evet. komedi, ama onu da söyleyeyim. En son Batuhan Mehmet'e akrostişi yaptım. Çok iyi oldu. Son eseri. Alalım. Alalım. Bir dakika. Bakmak bir dakika. Bakmaktan alabilirsen gözlerini, ansızın devirirsin sözlerini. Tutamazsan onda kendini, uçurur senin nevrini. Hayatta yakalasam bir şans, acaba derim ondan bir tat. Niyetimi korurum yalnızca bir hak. Malumatım da sensin, noksanlığım da sen. Teşekkürler. Batuhan burada mı ya? Duygulandın mı Batuhan? Chat'te Ya akrostiş oğlum, benim ablacığım, başımı yakmaya mı oynuyorsunuz acaba? Benim başım bağlı da. biliyorum biliyorum, biz chat'te Batuhan Mehmet akrostiş yarışması yapıyorduk Ama kendi. bir şey diyeceğim, tamam okeyim de, yani bu Hasan piçi de geldi burada kendini promote etmek için, benim soundbedlerimi bastı. Sen de şiir okuyorsun benim hakkımda. Bu konusu ben miyim bu katman başkanlığının? Ben sadece akrostiş ilgilenmesini düşünmedim yazarken.
Teşekkür ederim. Rica ederim. Batuhan aşk mektubu değil lan, normal şiir yazmış kız amına koyayım. Yo orada ben bir iki kelime aldım aradın da yani. Ne mesela ne aldın? Unuttum şimdi bir şeyler dedim. Ama sen de kardeşim Ricky Martin gibi çocuksun yani. Tarkan Allah gibi adamsın abi. Senin. Genç kızların da hayranı senle, ne yapalım yani? Yanlış mı Sıla? Evet, en sevdiğim sanfet Batuhan Menete'nin gülüşü. Bir basarsanız çok sevinirim. Allah'ım. Batuhan Menete'ye basalım. Nuri. Var mı Ankara'da yakın olan? Var mı yakın? Vallahi çocuk parkına çevirdiğini sanmına koyma. Tamam, bunu kapan. Demiş yalnız. Bu daha, her seferinde daha fazla gülüyor. Bunu DJ Akman'la bir cover'ını getireceğim yakında. Az kaldı onun çalışmasını yapıp. Tamam kapat Nuri. Çağrı yeni single'ı çıktı ya. Batuhan Menete'nin. Onu çalayım mı? Ooo yapıştır. Gönder. Sessizlik. Kapış mikrofonu mütle. Sikmeye geldim, sizi sikmeye geldim, sizi sikmeye geldim, sikmeye geldim. Batuhan bir de diyorsun ki niye... Baba şimdi bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra diyor ki niye soundpad'lerim diyor. Baba sikmeye ben gelmiş, Murat kızmıyorum gelmiş. Ki. Bu okey yani de. 10 dakikadır şey... sikmeye ama... geldim sikmeye geldim bir geliyorsun 3 saniye sonra geri dönüyorsun amına koyayım. Öyle sikişim ben amına koyayım yani affedersiniz. Ama kardeşim öyle de bir göt var ki sende daha fazlası dayanmıyor ki. Oy! Terbiyesiz. Sana sadece Samet, ünlü düşünür Samet'in bir sözüyle sana veda etmek istiyorum. Evet. Terbiyesiz. Terbiyesiz mi? Öldür dilerim. Terbiyesiz ayrıca benim neydi lan o, al işte şaka gitti anasını sikim şaka kaçırttık. Oy koydum. Şaka kaçırttık. Ay koymuş oldu bu sefer de hakikaten. Hadi bakalım. Canın sağ olsun abi, olur böyle şeyler. Olur arada olur. Evet şimdi nerede kaldık, başkanlık seçiminde kalmıştık. Sıla. Efendim. Tamam şimdi kendini anlat ve başkanlık olayında ne yapacaksın, neye yenileceksin? Onlardan bir bahset bakalım. Neden sana oy verilsin? Ya kendimi yeterince tanıttım bence. Objektif olduğumu düşünüyorum çok fazla. Kimsenin tarafını tutmam. Ha bu Hasan tutuyor anlamına da gelmiyor. Daha çok insanlarla iletişim kurmaya çalışırım. Zaten kütüphane açtık. Orada yardımcı oluyorum. Özelden yardımcı tanıyorlarsa beni. Daha önce de çıkmıştım ya. Öyle yardımcı oluyorum. Yani yardımcı olmak daha çok. Bir dakika. Müren Kemal geldi. O ne orospu? Kanka. Kanka bu Yusuf Jones'un yeni videosu geliyormuş da yakında. Müren Kemal'in şok eden hikayesi. Her deliğe girer anlamında mı? Elden kayan olan mı? Elden kayan anlamında. He bugün Jare'nin izlendi o zaman diyorsun. Tabii ki izlendi. Ben bu de dava olduğunu... açtım yeni. Sen de bu boku yiyorsun ha davalardan. Bu ipne, bu ipne yancılıkla kazanmıyor ki davalardan kazanıyor. Ne yapıyorsunuz lan? İyi kanka ne yapalım? Başkan seçimi yapıyorduk. Başkanlık seçimi yapıyorduk bizim. Neyin? Kemal senin soundpad zannediyorlar ya. Ay amına koyayım soundpad. Benim. Kendisi ya. bizim konsey... Şimdi geldim ama yani. Şimdi geldi. Bizim konsey var ya, o onların başkanlığı seçiliyor kanka bugün. He, seçimler mi var? Tabii ayın 15'inde seçimler var. 15'inden sonraki ilk ayın bugün ayın olduğu için seçim var. O seçim dediğimde 3 adayımız var. 3 aday da kendini anlatacak o şekilde. Nasıl Müren Kemal olmak? Yani Müren lakabını biliyorsun ki hak etmek çok zordur. Hani yurt dışında şıraat kaptı bu lakabı. Tabii. TR'de bizi gururlandıran ve onurlandıran sen oldun. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Vallahi mutluyum her zamanki gibi. Aynı bakış açısına sahip. Eğleniyorum, yaşamayı seviyorum. Ben de dinlemek isterim bu arada. Müsaade varsa. Tabii tabii. Sen puanlıyor musun? Ne yapıyorsun? Ben puanlamıyorum sen abi. Halk mı seçiyor? Halk seçecek. Değil mi? Nuri nasıl evet. Seçtiriyorduk lan biz? Katman konsey odasında. Ha, katman konsey odasında seçilecek kanka. Katman üyesi olan kişiler seçiyor. Evet öyleymiş Melda Hanım'ın dediği gibi. Evet Kapış bir şey demek istiyor musun? Yok benden bu kadar teşekkür ederim. Var mı bir şakam var mı bir şey söylüyor musun? Biri Kapış mı biri? Evet biri Kapış. Yok şakam. Şakam yok diyor nasıl olacak?
Yani bir tane Batuhan Mente şiiri yazmış kanka. Onu şaka olarak kabul ediyorum ben. He. O yüzden. Kişner bir de. He, bir de kişneme alalım kapişten. Yok yok yok. Ama bu, ama başkan olacaksın. Olamıyorum zaten. Çok gerilerde kalmışım ben. Sen merak etme. Ben buradan bir puşu verdim mi sen oradan direkt alır götürürsün son kulvardan Allah'ın izniyle. Bir küçük biraz bir... en son yapayım. En son. Tamam, birazdan. O zaman tamam birazdan yap. Tamam. Hasan Paşa sen o zaman kapış. Sen mikrofonu kapat. Hasan Paşa sen bir kişneme yap. Bu hala toy. Geçen seneden beri kişniyor hala toy ama yani. Anladın? Bir o daha neydi ver. Lan orada bir falsetto ses çıktı. Ver bakayım bir daha. Tay tay. Yemin ediyorum tay ama büyüyor işte. Burada pişiyor. Biraz daha büyüsün ben bunu yarıştıracağım. İnşallah bakalım. Evet. Şimdi diğer arkadaşın temsilen Melody mi geldi? Evet. Evet Melody o zaman söz sende Melody. Hoş geldin. Hoş buldum. Aleyna gelemediği için ben kendisi adına konuşacağım. Bu yüzden açıkçası heyecanlıyım başkası adına konuştuğum için. Sen de Okobot'a heyecanlanma şimdi Melody. Okobot'a ne olacak başkası mi? Adına konuşsan ne olur? Yok öyle olmaz. Kendin konuşmak var bir de başkası adına konuşmak. Niye bize diyordun git Rauf'la beni aramı yap diye yazıyordun bana. Kemal bu arkadaşı da Rauf'la matchledik biz kendimizce. Harbi mi? İlgin olsun. Ablacım dedim Rauf. Büyük. Sıkıntı bir miktar büyük olursa gerek yani ben de emin değilim. Hayır benim bu konuda bir suçum yok. Ne konuda suçun yok? Sen yaptın. Sen devam zaten et. Zaten senin suçun değil. Rauf iyi bezlenmiş anladın mı? Zenlik bir durum yok yani. Anasını sikeyim bu nasıl bir şakaydı. Evet. Yani. Şimdi Aleyna'yı zaten bilen bilir. Şu an katman destekte kendisi. 17 yaşında Adanalı gergin bir arkadaşımız. Kendi niye konuşmuyor? Kendisi şu an müsait değil çünkü. Niki tam olarak ne? Aleyna olarak. Ha, Aleyna tamam. Hı-hı. Aleyna kızımız şimdi. Evet. Gelirdi giderdi yayınlara katılırdı. Evet tam olarak ne demen yani bu başkanlık için nasıl bir aday olduğunu anlatsana Aleyna bunu anlatabilir misin? Şöyle söyleyeyim kendisi zaten psikoloji okumak isteyen bir arkadaşımız. Evet. Ben kendime yakın hissediyorum bu anlamda. Ayrıca zaten bu kanalda şeyler... bir şey söyleyeyim mi lafını balla böldüm. Tabii. Zaten bu kanalda psikoloji okumayan adam yok ki. Herkes bir şekilde... Psikoloji okuyor yani hayatının bir döneminde bu kanaldayken. Dikkat ettin mi ona? Batuhan'dan mı psikoloji okuyordu lan? Yok oğlum ne alakalı? Yok o paralı okuyor kanka siktir. O ne demek Allah oğlum? Allah Allah. Özel üniversite de okuyor da paralı okuyor. Hepsi aynı mı onların? Sen de aklıyla bir yere gelememiyor musun? Bu sizde hırsı mı kanka bu şakalar? Yani büyük yancılarda. Amına gibi. Siz o... Kemal sen ne okuyordun Kemal? Bahçe ben... mimarisi okuduk Kemal Dözü'ye. O yüzden bu ipne bahçesi evde oturamaz orada artık bu saatten sonra. Yine makarasyon durumundayız ya. Evet. Peyzaj Kemal. Peyzaj Müren Kemal. Su ürünler okudu Müren. Geldikçe yapacağım arkadaşlar. Batuhan ne okuyordun sen? Ben kanka yazılım benim. Özel. Özelde okuyorum bak onu hep söylemiyor ne. Lan tamam anladılar ya. %50 burslu okuyorum işte. %50'ymiş oğlum ama adam. Hangi üniversite? Bilkent. Oo oğlum zor oranın %50'si. Nasıl zor ya? Evet bayağı zor. Kaydırma yapmayacaksın. Adını soyadını kaydırırsan yine bir Hayır oğlum bir şey diyeceğim bu arada. Bilkent yani güzel okullardan birisi ülkedeki doğru değil ya, mi? Ya tabii canım evet. Güzel okul şimdi ona bir lafımız yok zaten. Bizim Bilkent'e hayır, asla. Hayır bazı özeller oluyor da hani şey oluyor ya böyle dalga okul geçiyor. Okul güzel de bizim okul öğrencimiz mi? İyi değil anladın mı? Okul iyi. Ben bizim öğrenciden emin değilim yani. Parası olana güzelmiş orası. Evet. Peki Batuhan kaç sene bitiyor ve ne kadar bölüm ücreti? Kardeşim şimdi normal şartta ben 12-13 civarı bir şey veriyorum dönemlik. Ondan sonra acıma. Ne zaman bitiyor sorusu birazcık şaibeli. Yani Allah izin verirse. İzlenme 2000 ortalamaya gelirse izlenme direkt. Hemen biter. Hemen biter kalmazıma. Hemen biter o izlenmeye göre değişiyor. Önemli 2021 başında bitebilir o zaman diyorsun. Kışına aynen doğru. Aynen. 2021 kışına doğru bitirse. Bir teklif gelirse. Ya da iki, yoksa 2 sene bitiyor. Bir dakika Mete şaka yaptı. Ya ne yapamaz mıyım ya?
Peki bir şey soruyorum. Mete ne okuyor ya da ne okudu? Mete hayat okulu okuyor kanka. Hayat okuyorum ben. Mete sen hakikaten bir şey okuyordun geçen gün sınavına bir şey diyordun amına koyayım. Ne okuyordun? İş sağlığı. Ne yapayım? Makara duruyormuş buradan bile. İş sağlığı mı okuyorsun? Öyle. İş sağlığı nasıl bir şey oğlum? Mesela bu sene inşaat tutar mı? %90 falan. Hakikaten iş sağlığını bir anlat bakalım. Çünkü ben de bu mesela bu bilmiyorum bir iş ki. Benim sağlığım iyi olmayabilir şu anda, anladın mı? Bilmiyorum ki. İş sağlığı dediği galiba şu. Ben açıklayabilir miyim Sayın Çağrı Bey? Yine her bokta bilgim ince de olabilir. Tabii ki amına koyayım. Açıklayamaz olur musun ya? Açıkla bakalım. Mesela ünlü düşünür Kemal. Şimdi böyle sinema filminde SGM işte ya iş sağlığı ve güvenlik. Dizilerde falan böyle mesela orada güvenlikler geliyor kontrol ediyor ya set ortamı nasıl uyumlu mu her şey uygun evet. Mu devlet böyle adam gönderiyor. Ya, anladın mı? Özel diziler, şirketler de oluyor. Biliyorum dizilerdeki bir tık duyar ama onu da söyleyeyim yani. Yo oluyor ama ben orada gördüm diye biliyorum. Ben bilmiyordum o zamana kadar. O film çekilirken gördüm. Gelip adam kontrol ediyor. Her şey usulüne uygun şey diye. Şey mi ya bu daha basiti? Böyle fırına hani girerler. Böcek böcek var mı diye kontrol ederler. Yok o değil. Mesela o değil atıyorum. Onların şimdi daha ABC daha sınıfları var. Ben anlatayım size şimdi. Onların risk sınıflandırmasına göre. Mesela atıyorum üniversiteyi bitirdin. Yüksek lisansını okudun. İş sağlığı eğitimi alırsan direkt B sınıfından başlayabiliyorsun. Anladın mı? Mesela yani. O da risk boyutuna göre. Mesela atıyorum C sınıfı daha böyle küçük esnaflar. Daha böyle risk sınıfı az olan yerler. Atıyorum daha böyle riskli yerlerde mesela atıyorum işte kasket takılması gerekiyorsa onu kontrol ediyor atıyorum anladın mı? Onlara tek oradan tek bakıyor yani. Oradan da şeyini alıyor okey onayını alıyor. Mesela devletten biri kontrole geldiğinde onu gösteriyor mesela özel şirketse şeyse falan. Evet. Her şirkette olması gerekiyor aslında böyle risk bulup taşıyan. İş başına değil mi şu an Mete'nin? Mesela ne yapması şimdi lazım kendi sağlığı için? Tabii Mete şimdi mesela Çağrı'yı gidip kontrol etmen evet. Lazım. Prizler doğru mu? Ortam sağlıklı bir ortam. Doğru. Doğru bu arada. Şimdi vallahi yani doğru. Şöyle bir yayıncılık şey var. Ben iş başındayım. Ama keşke yıllar önce başkaları iş başında olmasaydı da böyle sağlıksız insanlar bugün aramızda olmasaydı yani anladın mı? Kime laf gitti acaba amına koyayım. Konduramadım herhangi birinize. O yüzden hanginiz almak isterse onu ortaya attım. Evet. Benim bir hoşuma gitti. Ben alayım bu talimi. Kemal'e, o zaman Kemal'e opsiyonluyorum bu şakayı. Aynen. evet Melodi'ye döndük. Melodi. Evet. Şimdi Raf, şimdi Aleyna. Aleyna'nın tam olarak hedefi nedir? Yani bize bu katman konsey başkanlığı olduğu zaman ne vaat ediyor yani katman üyelerine? Şimdi kendisi zaten katmanın yani katman gibi bir kızdır. Bunu zaten tanıyan herkes biliyor. Kendisi de gayet aktif DC'de de. Biz pasif aynı miyiz ortamı yani? Efendim? Estağfurullah. Biz pasif miyiz? Biz de her gün buradayız. Hayır ya. Neden çevirdin ki şimdi? Bence yok ben de buradayım o anlamda dedim yani. Evet. Bu ortamı devam ettirmek istiyor. Bunun dışında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki Hasan bu görevi çok güzel yapıyor. Bunda hemfikiriz ama. Tabii artık bir değişmeli mi? Bir dakika. Konuşsun Otan Mente. Ben konuşmak istemiyorum. Yeteri kadar toksik bir insan olduğunu bir dakika. Melodiyi bölme. Melodiyi bölme. Yaşamın kendisi hani gelişim ve değişimden ibaret. Yani ne anlatıyorsun? Hasan... Affedersin ya. Hasan. Ne Hasan anlatıyorsun? Zaten... O böyle oyalamasın burada. Ben sana söyleyeyim. Hasan zaten yeterince başkan oldu. Şimdi doğruya doğru. Bu ayki seçimlerde... Pardon, efendim? Bölüyorum. Bu ayki seçimlerde garip bir olay yaşanmakta. Hasan Paşa zaten başkandı. Yine adaylarını koydu ama iki tane yeni kız adayımız var. Evet. Bu konudaki yorumunu da alalım Melodi. Ve oylama tam olarak nerede gerçekleşiyor? Bana oraya da atar mısın kendi Discord'unda? Oylama konsey oy kısmında gerçekleşiyor ve iki kız adayın oylarının toplamı bir Hasan Paşa etmiyor. İşte nerede konsey oy konsey oy kısmında gerçekleşiyor? Ben Melodi Hanım'a bir soru sorabilir miyim? Tabii. Ya bu başkanlık seçimi büyük bir gün. Yani bugünle bile gelmeyip vekil gönderiyorsa doğum gününe nasıl ulaşıyoruz biz bu başkanı? İyi yayınlar. Biz güzel yerimizi aldık. Seviliyorsun. Evet güzel yerden yaklaştı ama bizim son anda haberimiz oldu. Peki buna ne diyeceksin Google? Her ayın 15'inde oluyor. Bir senedir. Evet ama bunun duyurusunu da aslında en azından bir gün önceden geçirmesi gerekirdi. Bunun kim geçmedi?
Hasan Paşa. Bir dakika. Bununla ben ilgilenmiyorum ki normalde. Kardeşim sen nasıl başkansın ya? Böyle şey mi olur? Geç bir dakika dur. İndirin bu puştu. Ben bir şey merak ediyorum Hasan Paşa. Ya vatan mente. Bir dakika bir dakika. Sen buraya Hasan Paşa Esks kim başkan olsun diye bir soru yazmışsın. Ya bu nereden geldi şimdi? Bir dakika tekrar alabilir miyim Çağrı abi? Ya. Ya Muhammed ya. Kurumuş boğazım. Oğlum yapmayın adama şimdi durduk geriye. Aga be. Şimdi Çağrı'cığım ben birkaç soru sormak istiyorum. Şu fotoyu kapat yine bak delirme. Kanka ama baksana yapma. Bak bana bakıyor tamam, kalkıyor yayına bakıyor tekrar. Tamam yapma ya. Yazık ona yazık. Evet kanka sor. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Ben de bu arada Twitch'ten gönderildim. Hasan Bey şimdi kaç dönemdir başkanlık yapıyor burada? Uzun dönemlerden beri burada başkan. Şimdi 3 dönem üst üste başkan olması bir yerden sonra kendi çıkarlarını acaba Discord'u kullanabilir mi? Buradaki yapıyı değiştirebilir mi sorularını bana. Ama şimdi şöyle 3. döneminde sistemi değiştirdi Hasan Paşa. Başkanlığı sonsuz başkanlığın önünü açtı diyebiliriz. Ben direkt yaptıklarımı anlatabilir miyim ya? O kadar çok A Haber izlemiş ki yani buradaki sistemi değiştirdi bezemek. Yapma oğlum yapma yapma. Benim nick'i kapatsan oradan. Dur benim nick'i değiştireyim. 16.11.2020 saat 00.20'deki olaydan benim bir alakam, ilgim, hiçbir şey baba, yok. Baba şimdi kardeşim adamla hizmet veriyor. Şimdi devam yani. Edebilirim ben tamam. Ama şimdi adamla hizmet veriyor anladın mı yani? Veriyor ama. Çalıyor ama çalışıyor. Hiç fıtıcın yapmış. Şimdi. Müren yap baba. Müren. Müren'dir. Müren'i kimse tanımazdır. Hasan öyle bir zeka ki DC'de DJ'lik diye bir perm var. İşte bu müzik botlarını falan kontrol edebilen bir perm. Abi ona 10 lira Steam koduna o permi satıp o 10 lirayı da konseye çekiliş yıkıyor bak. Helal bak, olsun be. Bak, gerçekten makine ama işte. Ya. Makine gibi adammış hakikaten ha. Başkalarına izin vermezseniz diğer insanların da neler yapabileceğini göremezsiniz. Ağır konuşuyorsun ama. Yani haklılık payı var ama şimdi şurada şunu düşünülmesi lazım bence. Şimdi bu Discord için diğer insanlar ne kadar faydalı olacak? Yani burada 3 kişi ortaya sunulduysa zaten Çağrı bunu düşünmüştür herhalde. Doğru mu Çağrı? Sen bu insanları tanıyorsun. Tabii canım tanıdığım insanlar şimdi. Hani hepsini az çok biliyorum yani tam olarak ne yapar ne yapmaz. Ama şans verilirse... Daha fazlasını da yaparlar şimdi. Hasan şimdi belki bir şey yapmıştır. Atıyorum aleyhine gelir onun 3 katını daha yapar. Kapış gelir 5 katını yapar anladın mı? Birazcık da şans da vermesi lazım. Şimdi Hasan da ilk ayından yapmadı tabii ki bunu. Ay ay üst üste geldiği zaman yaptı. Yani diyorum ki evet Hasan bu işi çok güzel yapıyor. Tecrübeyle birebir sabit. Zaten neler yaptığını gördük ama. Evet. İnsanlara eğer bu iş yapma kısmını açabilirseniz. Belki de Aleyna'dan da gerekli işlevleri göreceksin. Ama şimdi iş yapma kısmı şöyle. Ki, zaten ha, bir dakika, bir ay boyunca indir elini. Aleyna bir şey yapmazsa. Evet. Bak şunu demek istiyorum. Şimdi Hasan başkan olduğu için o yetkileri var Hasan'ın. Aynı zamanda başkanlık bir Discord moderatörlüğü yani baktığın zaman burada. Bir dakika şöyle bir şey gelmiş bir dakika. Aleyna ve Kapış konsey birliği kurup birlikte başa geçebiliyorlar mı? Eğer tabii ki bu... Koalisyon. Koalisyon mu diyorsun? Koalisyon? Çili koalisyon. Onların kararı tabii ki. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Bir kölemiz var. Köle mi? Bu Discord'da evet, kölelik var mı ya? Batu kölemiz var. Nasıl yani Batu? Her yerde destek ben değilim var. Ben değilim. Batu'dan bir dakika bir dakika. Finansal köle mi var yani burada? Finansal köle var. Finansal köle var. Köpeği, al. O zaman al ayak. Al amına koyayım ayak. Finans değil. Finans olsa zaten bir dakika, bir dakika. Müdahale bu ne kadar eder? Bir gösterirseniz Aleyna bunu. Gönderim ayağımı. Kullanılmış çorap satışı var mı? Salak. Ya amına koyayım kapmanı ya. Bir 10K al da kendimize gelelim Google. Vallahi yoruldum. Aldım 10K'nı rahat oyna. Oh çok iyi geldi. Evet. Ne diyorduk Melody? Yani kölemiz var diyordun. Yani, garip garip. Evet. Bunlardan Rauf Baba'nın haberi var mı ya acaba? Sen bunları anlatıyorsun ama. Ya ben kendi adıma konuşuyorum Çağrı. Evet. Yani Aleyna'ya her konuda destek sağlayacak bir Batu Ürkmez'imiz var. Kölemiz var. Batu Ürkmez kölesi bu mu? Yok o Hasan kölesi. Ya o liderlik liderlik vası var mı şunda? Bir baksana ya. Tipe bak. Bunda liderlik vası da bunda yılanlık vası var. Bu yapar ha.
Yapar yılan gibi kafa atıyor, biliyor musun? Nasıl atıyor kafaya? Pike çekiyor. Evet. Yani ne demek istiyorsun? Kısacası Aleyna'yı başkan yapalım diyorum. Şuradan da atacak mı ücretsiz? Aleyna çete yazdı. Aleyna daha DC'de değil, nasıl başkan olacak diye. Ben de diyorum ki kendisi müsait değil. Bizim önceden haberimiz kendisi yazdı yoktu. Ablacığım. Ben yazmadım ki onu. Aleyna kendisine yazmış bunu. Hayır, burada bir sürü Aleyna varken diğer Aleynaları karıştırıyorsundur. Aleyna değil mi bu kızın ismi? Evet. Evet. Tamam, Aleyna yazdı çete. Aleyna neler diyorsun? Sen kimi savunuyorsun? Kavunuyorsun. Burada iç karışıklık var bu arada, onu söyleyeyim. Burada büyük ihtimal bir koalisyona gidilip sana ikiye karşı bir durum olabilir yani. İki parti birleştirebilir diye düşünün. Ama koalisyon... Melody başkan olsun bence. Evet. Yok. Ben çalışıyorum, yapamam. Psikolojik destek. Ya köle dedikleri insan benim adıma iş yapan kişi. Destek şu an benim desteğim olan kişi yani. Peki ne olacağını bilmiyorum. Tam daha açacakmış bedava. Bir şey söyleyeceğim oğlum şu anda. Ya Batuhan belanı sikeyim, bir dakika dur ya. Şu ya, anda bu koalisyon olsa da gelemiyorlar ki. Yine... Yine koalisyonda işler değişir canım. Öyle olmaz o. Ama yine de 111 oyla bu çocuk almış başını gidiyor yani. Yok Asap, öyle değil o. 1-2 diye. Evet, buyursunlar. Şimdi Nuri Hasan'a destek çıkıyor. Google Hasan'a destek çıkıyor. Yani ekipteki insanlar biraz kesinlikle destek çıkmıyor. Babacığım ama bu insanlar da koltuk meraklısı insanlar yani, anladın mı? Kim oturursa oraya kim oturursa ona destek çıkan adamlar yani. Bu arada yeniden söylüyorum, Hasan senden alakalı bir şey yok. Ben sadece değişikliğin nasıl olabileceğini göstermek istiyorum insanlara. Demokrasi yok diyorsun yani. Yani birazcık sarsmak lazım. Olaya heyecan getirmek lazım. Nasıl bir destek Hasan istiyorsun? Hasan almış. İstediği insanları yanına oturtmuş, ben sana söyleyeyim. Aynen. Hasan şu anda kolay kolay yıkılabilecek bir insan değil. Bu belli. Nuri. Belli. Aha, adamlara ne diyorsun? Kim yazdı bak, Samet yazdı. Ne yazdı? Aha. Ekrana bak. Ben Aleyna'yı destekliyorum. Ooo, işler şimdi değişir. Olaylar değişir hocam. İşler Samet, şimdi değişir. Samet öyle dediyse. Hadi Hasan hayırlı olsun başkanım. Bir dakika ortağım. Ebenin amı bir dakika dur. Ortağım eğer bunu yazdıysa, ortağımın oyu burada 20 eder yani, onu söyleyeyim. 20 oy eder yani. Batuhan ne yapıyorsun kız? Çek yengen ya. Oradan. Çek oradan. Kıza da kaç defa dedim şöyle sigara içerken pozlar verme diye ya. Samet efendi götün yiyorsa Discord'a gel de seninle konuşan kocam Hayki Katalım adlı program yapayım. Neymiş derdimiz, bir çözelim amına koyayım yani. Samet ve konsollar ha bugün. Sen rakılar yok, kanka. Yok, Samet ve joystickler kanka böyle hareketler. Böyle uçak joystickleri var, onları seviyor ortam benim. Ona bir tane hediye alacağım ama söz veriyorum buradan. Yanında da yağ ile beraber hem de. Evet. Samet yazıyor, yine yazıyor amına koyayım ya. Bununla ne yazacağı belli olmaz şimdi, burayı açmasak mı? Evet Melody, ben Aleyna'yı destekliyorum dedikten sonra Aleyna'nın oylama puanı 90'a da çıkmış oldu böylelikle. Evet, Kavun Aleyna'ya ben... şarkı yapmış. Kavun Aleyna'ya yaptığın şarkıyı dinleyelim. Çok güzel olmuş. Evet Melody seni. Artık canlı yayında Kemal profesyonelleştik, anladın mı? İster istemez akışık bir şekilde. Tropikal. Tropikal. Evet. Şu an alıyorlar bu arada koalisyonla. Şu anda alıyorlar. Ben de o zaman değişik bir bilgi vereyim. Evet. Psikolojiye dair fobileri yine biliyorsunuz. Boku yedik psikolojik bilgi. Vesaire. Evet. Bazı insanların çok ilginç fobileri var. Bunlardan biri de tripofobi denilen bir fobi türü. Evet. Delikli şeylerden insanlar korkuyorlar. Mesela o ilk kevgirden korkuyorlar. Hayır. O ilk o oluyor. İlk, ikinci de üçüncü de artık o korku geçiyor yani. İlkin bir daha anlatır mısın tam olarak korkuyu, ben anlayamadım da. Yok, fobi şöyle yani kazanılmış bir korku ve bundan kurtulmak için ya maruz bırak ya bırakma ya da sistematik duyarsızlaştırma dediğimiz yavaş yavaş bu şeye yaklaştırma denilen bir şey oluyor. Bir dakika bölüyorum. Kemal geçen gün ben sana dedim ya, keşke dedim şöyle böyle efsane dedim İngilizce biliyorsak da dedim oyunları böyle duyduğumuz zaman çevirsek diye. He. Hatırlıyor musun? Ben şu an anladığım kadarıyla biz Türkçe'de tam hakim değiliz kanka. Anladın mı Melody'nin anlattığından bir şey? Ben Melody'nin anlattığı hiçbir şey anlamadım. Delikli bir
O ne dedin? Delikli bir deliği anladın değil mi piç? Bir deliği anladın. Ben de hala oradayım. Delikteyim ben de. Evet Melody. Bir de yani anlatır mısın ya? İlkinden sonra geçiyor ama ben de çağrı kadar biliyorum yani. Yani delikli şeylerden korkmaktan bahsediyorum. Atıyorum kevgir ya da çok ilginç bir görsel var. Çağrı attım sana belki bakarsın. Artı 18 bazı olmasın? İnsanlar, yok değil. Evet. Yani insanlar o resmi vesaire görünce korkabiliyorlar, bakamayabiliyorlar. Gösterme kanka bu arada yayında onu. Niye? Ne olur ne olmaz insanların fobisi var. Ne oğlum nasıl bir şey ki o? Aa bu ne? Aa. Bundan korkarım ya. Ablacığım tabii. Bu neymiş böyle? Korkulmaz mı bundan? Herkes korkar oğlum bu elde olduğu için. Düşsene bu seni. Affedersin manuel bu devam ediyor. Senin elin doluymuş. Evet, prodüksiyonumuz hazır bu arada. Oy bu ne ya? Oğlum bu vallahi korkar. Bunu deniz altında gördün mü ama süngerlerde korkmuyorsun mesela. Ya işte o kişiden kişiye değişiyor. Fobi oluşup oluşmadığına bağlı. Melody fobiyi anlattım. Fobi bu fobinin bu konuya nasıl bağlayacaksın? Merakla beklemekteyim. Bir bilgi verdim sadece. Ya böyle bir bilgiye gerek var mıydı mesela diye de düşündüm şu anda. Yani Hasan abi mi fobi oluşmuş ben anlamadım. Hani şunu ben Hasan'dan korkmuyorsanız da onu delik deşik yapacağız bilgi, yani mesajı mıydı bu? Anlayamadım. Hayır hayır. Onun içinden bilmiyorum geçeceğiz. Sana. Bizden korkun Şari hareketi mi? Efendim kavun. Veriyorum abi prodüksiyonu Aleyna. Evet dinleyelim. Aleyna'nın prodüksiyonu hazır. Alalım. Bıkmadınız mı artık ha? Artık bıkmadınız mı? Hasan Paşa'nın iktidarından bıkmadınız mı? Bütün oylar Aleyna'ya yiyeceğimi sandınız değil mi? Erkek dayanışması ulan! Yaşasın Hasan Paşa! Yürü lan Hasan Paşa! Hasan Paşa kanka, ben Hasan'ı seviyorum. Oğlum niye sağ gösterip sol vurdun yine bunu? Bu Hasan Paşa size ne yaptı oğlum bu kadar? Kemal farkında mısın? Bizim reji ekibinden herkes Hasan oğlum, Paşa. Oğlum ben sana oğlum, bak ben büyük demiyorum. Oyunu çıkartıyorum. Hasan Paşa'nın gözü senin koltuğunda ya. Oy. Yoksa bu Hasan Paşa bir proje mi amına koyayım? Yıllar sonra bütün reji ekibi bırakıp. Ben Aleyna yerinde olsam kapışla şey yapardım. Aa Batuhan o yüzden Hasan Paşa'yı sevmiyor. Çünkü Batuhan'ın gözü de benim koltuğumda. Ne alakası var Hasan Paşa'm ya? Dur lan gönderim koltuğu ilk sıra bir yenisini yönelteyim onlara. Yok kesinlikle Hasan artık değişmeli. Ama insan olarak. Yani o da değişmeli. O da değişmeli de. Evet, Melody kavunun mu yaptığı son hareketinden sonra ne diyorsun? Yani tabii ki Hasan'la daha fazla vakit geçirdiği için Hasan'ın savunmalarını normal buluyorum. Ama dediğim gibi hala şans verirlerse neden olmasın? Hasan çalışıyor abicim. Bak. Adam çalışıyor ya. Ya ne biliyorsun kardeşim? Sonra gelecek insanı çalışmayacağını ne biliyorsun? Tek tek, sakin tek tek. Bak şunu söylemek istiyorum. Hasan'a neden şans veriyoruz biliyor musun? Bu çocuk bir dönem başkanlığı bıraktı zaten. Hani kendi isteğiyle bıraktı diğerleri olsun diye. Öyle de bir çocuk yani. Tabii canım. Bir dönem Bilge Hanım yaptı. Ondan önce kim yapmıştı Nuri? Manzanas İpnelik. O boş gelmiş. Şimdi şöyle bir şey de olmuş olabilir burada bu arada. Mesela Bilge Hanım'ı da kendisi tutup daha kötü başkanlık yaptırıp aslında kendinin ne kadar değerli olduğunu aktarmak için size bir oyun kurmuş da olabilir. Bak olabilir. Arkadaşlar düşünmüyorsunuz. Öyle gerek yok zaten o çok boş bir amcı Hasan böyle mi yaptın? Oğlum ne diyorsun Mete? Hasan. Tabii ki de. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bir yandan çalışıyordum da. Ya Hasan Paşa'nın kişnemesi şeyi falan filan 10 numara yani tam katmana yaraşır da bir adam yani baktığın zaman. Ama ben Kapiş'ten de bu ilk adaylığı Kapiş'ten de ben biraz ümitliyim yani onda da kişneme var. Mesela Kapiş bir kişner misin bu oy durumunu bak nasıl değiştireceksin hemen. Değiştirmezse ne olacak? Ne rezil olur. Net değiştirir. Ben sana söz veriyorum o oylama değil o 30 oy değişecek. Ya şu an Amerika'nın Kanye West'i gibi oldun kız. Kişnemen lazım şu an. Tamam. Evet. Deneyim o zaman. Bir dakika ağlamadık tamam. Bir dakika kişne. Tamam tekrar deniyorum. Evet. Bak 65 oldun. Gördün? Ben bunu biliyorum çünkü yani. Bak 65... Bak ay Hasan Paşa'yı bitirdi şu anda. 70 oldu. Anladın mı? Bak sen oğlum burası ama bir şey bak şöyle bir şey var. Burada at kutsalımız yani anladın mı? Burada kişniyan alır zaten bunu yani. Bu bariz yani. Hasan gidiyor. Hasan şeye gidiyor böyle. Hasan senin düşüyor başkanım. Oğlum Hasan oyları gidiyor lan. Hasan 11 kişi. Kanka Hasan'a zaten en az 30 tane at var Hasan'ın oy veren. Arkadaşlar kutsalımızı koruyalım ne olursunuz. Bir şans verin bana. Bir şans verin.
Aleyna aldı şu an. Bir dakika. Oy. Aleyna değil o. Aleyna değil. Ortadaki sıla sıla Aleyna. Kapış. Ortadaki Aleyna. Ha, Aleyna şu anda 90-86-75. İnanılmaz bir duruma evrildi olay. Ananı sikeyim. Hasan'ın oyları yükseliyor. Ama bir önceki dönemde de Kemal burada yemin oyun odalarında sıra bekliyordu insanlar. Hasan'ın döneminden azından o olmadı yani, anladın mı? Oğlum, yine on numara mesela demokrat bir şey kurmuşsun, anladın mı? İyi de Aleyna kişi. Benim dediğim oluyor. Melodi kişilemesi lazım. Evet Melodi. Aleyna'nın yerine senden de bir kişileme alalım. Üzgünüm, bunu yapamam. Oh no. Bak, oh no. Oh no. Oh no. Oh, oh. No 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 Evet Melodi, alalım senden de bir işleme hadi. Maalesef. O zaman bir set hani story alalım. Set story. Bir set story alalım, set story. Aklıma gelmedi ki şimdi böyle deyince. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada başkan olacak, aday olacak arkadaşın da hani böyle bir kişilemesi ve yani hadi yani kişilemiyorsa bile hani çok istisnai tabii ki de hafiften böyle bir vermesi de lazım yani. Anladın mı? Çünkü bu abone, buradaki başkanlık sistemi buradaki abone arkadaşlarımızdan seçiliyor. Buraya bir noktaya geliyor. Adem Babuş hoş geldin. Ayıp selam. Evet, başkası denecek bir şey kaldı mı? Oylama ne zaman bitiyor bir de? Onu da netleyelim. Ama şey yap, Batu'yu kişiletebilir miyiz acaba? Köle yani kendisi. Tamam, kölenizi kişiletin. Getirin abi. Peki. Necim. Çok triplo hayatta yap. Hadi bakalım, çektim. Çek bakalım. Çıktı odadan. Bir daha çek. Yok, kendisi çıktı. Hiçbir oda değil şu anda. İşlememek. Aynen, bağlantıyı kesti. İşlememek için. Evet Melodi, ne diyorsun bu duruma? O zaman yapacak bir şey yok yani. Diyecek bir şey yok. Kaybetti o zaman. Ama kölelik sistemine de kimse desteklemiyor bu arada ama 85 tane de oy gelmiş. Artık yani yapacak bir şey yok. Oylama ne kaçta bitiyor Nurullah? Oylama işte, sen bu kontenti bitir, ben bitireceğim oylamayı direkt. Hasan Paşa'yı başkan yapacağım. O zaman Katman Konseyi'ndeki arkadaşlara sesleniyorum. Konseydeki arkadaşlar, oylamamızın son dakikaları. Kantman o zaman bir de bitsin mi? Başkanı son 15 dakikası var. Onu da söyleyelim. Buradan da oy vermek isteyenler, zaten Katman Konseyi'ndekiler bu odayı görebiliyorlar. Konseye katılmak için de 3 ay üstü abonelik gerektiriyor. Onun sebebi de hani böyle hemen abone olup konseyin huzurunu kaçırmasın diye 3 ay. Yoksa 3 aylık bize para yatırsın da oradan sonra değil yani. İsterse ilk gelsin, tier 3'de olsun, yine olmuyor. 3 aylık bu süreci yaşamasını istediğimiz için bu şekilde. O zaman eyvallah. Teşekkür ediyorum adaylara. Umuyorum ki güzel bir dönem bizi bekliyor olur. Hasan Paşa gibi olur. İyi yayın. Oy verenlere de teşekkürler. Evet, çok teşekkür ederiz. Sen de katıldığın için çok teşekkür ediyorum ki az da değil yani. İlk adaylığına göre bence iyi bir oy almışsın. Eyvallah. Evet, başka bir şey söylemek isteyen var mı? İyi yayınlar. Teşekkürler. Hasan Paşa. Balkon konuşmaması mı yapacağım şimdi? Oğlum, balkon konuşması değil, 15 dakika sonra belli olacak. Bu kadar erken havalara girme yani. O sıfla ama işte abi, adam lider ya. Vizyon var, vizyon. Başka vizyondan kaynaklı yani, anladın mı? Bana bir şans verin, sadece Vahit Şimşek'leri dinleyin, sadece açık ara alacağımı düşünüyorum. Doberman Yusuf'u çek. Çek abi Doberman Yusuf'u. Yusuf, açsana mikrofonunu. Geldim. Ha, hoş geldin. Hoş buldum. Kendinden bize biraz bahset. Öncelikle 23 yaşındayım. Evet. Yani bilindiği üzere lakabım Matkap. Evet. Şimdi eğer aday olsaydım, vaat edeceğim şeylerden biri hiyerarşiyi kaldırıyordum burada. Nasıl yani? Yani şimdi ben... Olay böyle ama. Oğlum burada derin bir yapılanma var ama bak. Nuri ve kolları diye bir yapılanma var. Sıkıntı yok. Onlar da bizden. Hep, oy, herkes bizden. Oy. Sıkıntı yok. Dur, herkesin kucaklama yöntemine gidiyor. Evet. Ya, aynen de öyle. Şimdi hiyerarşiyi kaldı. Yani ben daha çok katman başkanı değil de hepinizin bir kardeşi, bir arkadaşı olarak devam edeceğim. Ondan sonra her ay matkap sesini en iyi benzeten kişiye de bir abonelik hediye edeceğim. Artı olarak her ay tüm cüzdan çekilişi yapacağım. Maksat herkes faydalansın yani. İşte istediği oyunu falan alsın. Eğlensinler en azından. Anladım. Kaç aylık abonesin? Gibi. 3 aylık. 3 aylık abonelik, başkanlığa aday olamıyor ama 3 aylık. 6 aydı değil mi? Aynen. Şimdi
Lozan Anlaşması da bitiyor. Ondan sonra büyük büyük yükselteceğim burayı. O zaman sen bize bir matkap ver de bak. Bana nasıl bir matkap ver şu an biliyor musun? Nasıl vereyim? Samet kardeşim en son küstü gitti ya. Evet. Ona geri dön geri dön. Ne olur geri dön. Duygulu bir matkap verir misin ya? Onu buraya tekrar geri getirecek bir matkap ver bize ya. Tamamdır. O ne attın ula ya? Ebenin amı. Biraz böyle matkap gitsin gelsin anladın mı? Duvarlarda sürtsün yani. Şekilde girmeden. Sürteyim. Evet sürt. Değdireyim mi sürteyim? Hafif değdir ya. Az bir şey değdir. ama az aşkım batıyor. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Konsey oylamamız bitmiştir. Yani bitmemiştir ama şu an yayın için bitmiştir. Oylama şu anda kafa kafaya gidiyor. 122'ye 94 neredeyse. 10 dakikası kaldı. Gelen arkadaşlara da çok teşekkür ettik. Onları da gönderdik. Artık yavaştan oyun mu? Peki.